Herkese merhaba arkadaşlar. 20 Ekim Salı maçlarıyla karşınızdayım. Lütfen bu videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. Desteğinizi esirgemeyin. Siz beğeni ve yorumla yükselttiğiniz zaman benim moralim daha iyi arkadaşlar. Gerçekten hani bunu beğeni atın diye söylemiyorum. Orada 40 beğeni gördüğüm zaman nasıl sinirleniyorsam dün 250'yi 270'i görünce de o kadar sevindim yani. Lütfen beğeni atmaktan kendinizi esirgemeyin. İlk maçımla başlayacağım arkadaşlar. Bugün size 3 tane de Şampiyonlar Ligi maçından bahsedeceğim. E, kuponlarımda değil. Sadece fikrimi söyleyeceğim arkadaşlar. İlk maçımla başlıyorum. İlk maçım İngiltere Championship'ten Norwich Birmingham saat 21.45'te başlıyor. 1.62'ye 3.60 arkadaşlar. Ev sahibi 12. sırada. Deplasman 17. sırada. Aslında bu oyanı falan direkt es geçin bugün. İleride bakarız yine yapar mıyız yapmaz mıyız. Biraz daha hızlandırayım maçları. Çünkü şampiyonlar ligi falan da var. Video uzun süre yoksa. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaç maç oynamışlar bir ona bakalım önce. Beşer maç oynamışlar arkadaşlar. Son 5 maçına bakabiliyoruz. Ev sahibi 2 galibiyet 2 mağlubiyet bir beraberlik. E, evinde son maçında yenilmiş. Ondan önce evinde berabere kalmış. Deplasmanda oynadı. 3 maçın ikisini kazanmış. Deplasmanda e, evinden daha iyi gözüküyor. Birmingham 3 e, maç üst üste yani deplasmanda 2 maç kazanmış. Şey berabere kalmış. İkisi de deplasmanda. Yani iki takım da evinde daha kötü gözüküyor. Birmingham son maçını e, evinde yenilmiş yine. İki takım da aynı şekilde. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. Aslında hani bunu söylememin en büyük nedenlerinden bir tanesi oranlara da bakarsanız ben deplasmanın gol atacağına inanıyorum. O yüzden 1.70'ten 2.5 üst diyorum arkadaşlar bu maça. İkinci maçımız İngiltere 1. Liginden Sunderland Coventry maçı saat 21'de başlıyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi burayı biraz es geçeceğim. Şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ev sahibi 5 maçında 4 galibiyet bir beraberlik almış. Deplasman ise 3 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet. Ee, yani iki takımın da performansı iyi. Ben bu maçta arkadaşlar bir 30dan ilk gol var diyorum. E, bu yayın gelmişken şunu da söyleyeyim e, bugün ikinci kez bir arkadaş Maçların takımların isimleri gözükmüyor dedi veya e, Video En az ortalama 300 bin görüntülenme aldı bugüne kadar videolar Ama söyleyen ikinci kişi oldu arkadaş e, bu yüzden bir şey diyemiyorum ama Şu an çok net bir şekilde gözüküyor Ben de zaten videoları izliyorum zaten Muhtemelen kullandıkları izledikleri cihazla alakalı bir sıkıntı olabilir bunu da buradan söyleyeyim. Üçüncü maçımız arkadaşlar. İtalya B'den Cittadella Perdonane Perdonane geçen sene çok iyi bir e, şunu da söyleyeyim. Saat 22'de arkadaşlar. Perdonane geçen sene çok e, iyi bir konumdaydı arkadaşlar. Bunun için e, birkaç tane yani İtalya B'den hayatta özet izlemiş bir takım değilim ama Birkaç maçını oynadım. Geldi. O yüzden bir izlemek istedim. Çok kısa kısa da olsa birkaç tane maçın özetine baktım. Gerçekten güzel bir takım. Bu sene iyi başlayamadılar. 3 e, maçta 3 beraberlik aldılar. Şu galip geldikleri maç kupa maçı arkadaşlar. Yani da En azından e, şu an 10 küsur sıralarda, 10-12. sıralarda. Daha da çıkacaktı yukarıya ama henüz mağlubiyeti yok. Yani bu da bir şey çok çok en azından kolay kolay yenilen bir takım değil. Bunu göstermeye başladı yavaş yavaş. Ben bu maçta biraz sağlama kaçıyorum arkadaşlar. Bir buçuk üst bir yirmiden. Böylece üçlü kombinemiz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer kombinemize. İrlanda 1. liginden Galvaş, Dörgede United saat 21.45'te başlıyor. Kusura bakmayın. Hala hastalığı atlatmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki takım da fena değil. Dörge'de evinde son maçta yenildi. E, beni de yanıltmıştı hatta orada. E, ev sahibi Galway da 5 e, maçta 4 galibiyetle oynuyor. E, bir mağlubiyet var. O mağlubiyeti de evinde aldı. Bu defa güçlü bir rakibe karşı oynuyor. E, şöyle gösterelim. Dörge'de ikinci sırada. da burada e, Bence rahatlıkla iki gol atacaktır. Onu söyleyeyim. Yani ona istinaden ben bu maça iki buçuk üst diyorum arkadaşlar. Ee, şu reklamı hep ayarlaydım da. Ee, bu sefer zaman kaybolmasın diye saat geç. O yüzden ayarlayamadım bu defa. Yoksa devamlı reklam çıktıktan sonra videoya başlıyordum. Ama bugün e, vakit kalmadı. Galvay maçına iki buçuk üst dedik arkadaşlar. Gelelim. Ee, kasa kuponunda kullanabileceğiniz bir maç arkadaşlar. Yani şu detaylarını söyleyeyim. İngiltere 2. Lig'den Grimsby Hayogote 45'te başlıyor arkadaşlar. 2.65'e 1.95 Şöyle maçlarına bakarsak arkadaşlar iki takım da son 3 maçında yenilmedi. Ev sahibi iki galibiyet bir beraberlikle oynuyor, e, iki galibiyeti de deplasmanda aldı, Beraberlik de deplasmanda, Sonuç maçı deplasmanda oynadı bu defa evine geliyor. E, deplasman takımı ise arkadaşlar sonuç maçını kazandı, İkisi evinde bir deplasmanda. Oynaya baktığınız zaman deplasman bir tık daha e, iyi gözüküyor, ama ben e, yani daha çok gole gideceğim bu maçta. Zaten taraf bahsi alan bir insan değilim. Arkadaşlar aslında bu iki buçuk üst düşündüğüm bir maç ama size bugün bir buçuk üst bir yemiden diyeceğim. Ve ee, hiçbir şeyin gayenisi yoktu ama bu maç kasa kuponlarınızda bir buçuk üst kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yatma ihtimali yüzde bir bile değil. Bir buçuk üst çok rahat gelecekti arkadaşlar. Ve 3. maçımız e, i̇ki maç arasında kaldım. Bunu seçtim. Almanya Bölgesel Lig Güneybatı. Offenbach GSN maçı. Saat 20'de başlıyor. Offenbach evinde bir maç oynamış arkadaşlar. Ayalarında oynadıkları maçlarda. Onda 3-0 kazanmış. Deplasmanda da bir yenmiş, bir yenilmiş. Şöyle son 5 maçlarına bakarsak ev sahibi bir tık daha önde diyebiliriz. Sadece bir puan fazla almış. Bir defa az yenilmiş. Son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik. Deplasman 2 galibiyet, 1 beraberlikle oynuyor. Ev sahibinin şöyle baktığımız zaman arkadaşlar evindeki maçları daha iyi. Yani 3 e, maç yapmış evinde. 2 tane 3-0 kazanmış. Üçünde, i̇kisinde çok rahat kazanmış. Bir defa evinde beraber kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam evet beraber kaldığı takım da zaten lider. Normal yani evinde iyi oynayan bir takım. sene baktığınız zaman arkadaşlar deplasmanda çok iyi değildi ama son maçını deplasmanda kazandı. Bu sefer evinde puan kaybetti. Yani dengesiz gidiyor. Benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar pardon iki buçuk üst. Bu şekilde iki tane kombin oluşturduk arkadaşlar. Bu Offenbach'ı almak için Nashville <laughs> Pardon, Nashville Dallas 2,5 üst 6'sın arasında kalmıştım arkadaşlar. Ben Offenbach'ı seçtim. Siz değerlendirebilirsiniz. Bunun oranına bile bakmadım yani o kadar söyleyeyim. Buna bir 62 veriyormuş, daha yüksek veriyormuş. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarına geçeyim arkadaşlar. Bunun için önce Rennes Krasnodar maçından bahsedeyim. Saat 21.22'de başlıyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi. Şöyle bakarsak arkadaşlar. Ev sahibi zaten Fransa Ligi'ne çok iyi başladı. İki maçta puan kayıpları yaşasa da iyi bir takım. Zaten geçen sene de bunu belli etti aslında. Geçen sene de çok iyi form sergiledi. Deplasman takımı Krasnodar'da bir düşüş var. Ama bir iki hafta bir aradan sonra biraz toparlamaya başladı. Kolay kolay yenilen bir takım değil zaten bu sene ama e, galibiyete gitmekte biraz daha zorlanıyorlar. E, bunların hepsi pandemiden sonra oldu yani. Arkadaşlar ben bu maç için düşüncem. Bunlar benim kesinlikle iddia kuponumda değil. Onu söyleyeyim. Ben bu maça 2.5 üst e, düşünüyorum arkadaşlar. Deplasman'ın gol atacağını düşündüğüm için biraz birazdan. E, i̇kinci maç arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim ben. Siz de kendiniz değerlendirin. Chelsea Sevilla maçı yine Şampiyonlar Ligi'nden saat 22'de başlıyor. Ev sahibi maçlarını incelediğim zaman arkadaşlar kesinlikle 3 gol olmaz diyeyim bu maçta. Ama Sevilla'nın maçlarını ince, ince, incelediğim zaman da e, çok rahat 3 golün geleceğini yani sisteme uyduğu, uyan şekilde söylüyorum. Çok ayada kaldığım bir maç. O yüzden yazmadım bu maçı. İşte e, ülke maçları oynandığı zaman böyle oluyor. İkisi de birbirinden çok farklı şeyler çıkabiliyor bana. Bunlar ligde oynasa alt oynamam seviyeye ama kuponuma yazmam. Şey pardon Chelsea'ye. Ama seviye maçına da muhtemelen ligde üst oynardım. Şu maça. Lig, kendi liginde oynadığı takdirde iki takımda. Ama dediğim gibi e, çok enteresan. Siz de kendiniz bakın değerlendirmek isterseniz. Çok arada kaldığım, ortada olan bir maç bana göre. Bunun dışında arkadaşlar bir de Dinamo Kiev e, Juventus maçı. Bu maç biraz daha erken başlıyor arkadaşlar. 19:55'te. Ben bu maç için çok rahat e, üst olacağını düşündüğüm bir maç arkadaşlar. Bunun nedeni de şöyle bir şey. Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Şahtar Donetsk. Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Avusturya'dan Salzburg, Avrupa Kupa, Kupası maçlarında evinde çok iyi oynayanlar, oynayan takımlar bunlar. Yani bundan yıllar önce, birkaç yıl önce Fenerbahçe Dinamo Zagreb ile eşleştiği zaman ben bunu söylemiştim zaten. Dinamo Zagreb evinde çok çok iyi oynayan bir takım diye. Yani ligde hiç yenilmiyor mu bu takımlar? Yeniliyor evinde ama Avrupa Kupalarında çok güzel futbol oynayan takımlar, çok hızlı, çok ateşli oynuyorlar. Rakip Juventus kolay değil İtalyan devi ama İtalyan savunması ama yani e, Kiev bu da Şampiyonlar Ligi yani Şampiyonlar Ligi'nde ben Dinamo Kiev'in e, da iki defa evinde gol atmış Juventus'a yine atacağını düşünüyorum ve bu defa Juventus'u daha çok zorlayacağını düşünüyorum. Şuradaki maçlara bakarsanız Juventus 4 maçın üçünü kazanmış bir evinde beraber kalmış. Ben bu defa Juventus'u daha zorlayacağını düşünüyorum. Juventus da zaten hem Ronaldo eksik hem ligde puan kaybı yaşadı. Bu sene istediği yerde değil. Bunlara istinaden değil. Yani sırf Dinamo Kiev'den kaynaklanıyor bu. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Lütfen bir beğeni ve yorum atın. Esirgemeyin desteğinizi. İhtiyacımız var buna. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek dileğiyle bol şanslar